efendim, herkese yeniden merhabalar. Yurt içinden haberlerimizi aktardığımız Agro TV ile günaydın haber bültenimiz kaldığı yerden devam ediyor. Az önce sizlere gündemin ilk haberlerini hem gazete manşetlerinden hem derlediğimiz haberlerden yorumladık. Gündem eğitim, aşı, mavi vatan derken şimdi asıl gündemimize, kendi gündemimize doğru dönmeye başladık. Biliyorsunuz dün sizinle bir haberi paylaşmıştık. Gıdada taklit ve taşişle ilgili bir haberdi. Tarım ve Orman Bakanlığı artık bu konuyla çok yakından ilgileniyor ve adeta gıda hilecilerine göz açtırmıyor diyeceğiz. 91 firmaya ait 113 parti ürünü ifşa etti dün bakanlık. Bunun aslında altındaki sebepleri hep beraber konuşmak istiyoruz. Ekranımızın diğer ucunda Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Üzümcü var. Yaşar Bey, merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Merve Hanım. Kolay gelsin. Sağ olun, artık kendi gündemimize dönelim. Gerçi kendi gündemimiz derken tüm ülkenin gündemi yine gıda, üretim. Biz biraz da bir eğitim, sağlık konuşurken aslında bu konuları da çok önemsiyoruz. Tematik alanda yayın yapan bir tarım kanalı olarak diyelim. Gıda pandemiyle birlikte bir kere sağlık ve gıdanın önemi çok daha arttı. Sağlıklı beslenmenin önemi arttı. Yediğimizin ne olduğunu artık çok fazla öğrenmek istiyoruz. İçinde ne var, ne yiyoruz, ne tüketiyoruz bilmek istiyoruz. Dün bir haber paylaştık. Az önce bülteni açarken de söyledim. Artık gıdada taklit ve taşişle ilgili çok ciddi yaptırımlar var bakanlık tarafından. Bir de mecliste yeni bir karar var, yönetmelik var. Meclisten geçmesi beklenen gıdadaki taklit ve taşişle ilgili düzenlemelerin de olduğu bir yönetmelik şu anda mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekliyor. Öncelikle bu konuyla ilgili genel bir değerlendirmenizi alalım sizden. Merve Hanım, her şeyden önce şunu belirterek yani halkımızı bir kere rahatlatmamız lazım. Türkiye'de çok büyük bir ve çok gelişmiş bir gıda sanayi vardır. Son teknolojiyle üretim yapan birçok gıda işletmemiz var. Bunlar yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde tüketicinin sağlığına uygun, buna herhangi bir gıda güvenliği açısından şey getirmeyecek, sağlıklı besinler üretmek için, gıdalar üretmek için canla başla çalışıyorlar. Burada bizim meslektaşlarımız, yani gıda mühendisleri de canla başla çalışıyor. Hepsine buradan emekleri için teşekkür etmek lazım. Bu sahtecilik yapan, taklit ve taşiş yapanlar ise belli bir küçük bir zümre aslında geneli düşündüğümüzde. Tabii bu da önemli ama bir konu. Ama 93 bize, yani 91 çok firmaymış gibi geliyor şu anda bize. Yani yapanlar belli başlı kurumlar mı, firmalar mı? Kurum demeyelim. Merve Hanım, şöyle, bu gıdanın ticarete konu olduğu günden beri yaşanılan bir olaydır. Biliyorsunuz her sektörün, her mesleğin iyisi kötüsü olduğu gibi gıdanın da sahteciliğini yapan, burada haksız kazanç elde etmek isteyen, tüketiciyi aldatarak kendisine avantaj sağlamak isteyen kötü niyetler olabilir. Var da ve bunları da Tarım Bakanlığı'nın işte az önce bahsettiğiniz taklit ve taşiş yapan firmaların listesini belli aralıklarla yayınlıyor. Bunu 2012 yılından beri düzenli olarak yapıyor. Bazı dönemler kesintiye uğrasa da genelde belli aralıklarla, yani 3-4 ay gibi sürede bunu yayınlıyorlar ve bu da önemli bir hizmet bakanlık açısından. Şöyle ki tüketici burada en azından kötü niyetli firmaları görmüş oluyor ve ona göre kendisine en azından bir önlem almış olabiliyor. Genel itibariyle bu şeyi diyebiliriz. Ya bu şekilde, peki biz bunları hani tüketirken anlamıyoruz, yani bilmiyoruz aslında içeriğinde ne var ve en çok da taklit ve taşişin olduğu gruplara baktığımızda et gruplarının olduğunu görüyoruz. Başında sucuk var bunun, yediğimiz kebaplar var, Adana kebap, lahmacun var. Bu ve türevleri ürünlerde çok fazla yapılıyormuş bu taklit ve taşiş. At ve eşek eti çok fazla kullanılıyormuş bu süreçlerde. Yani bugün aslında haber, sabah gazete manşetlerinden de okuduk ve bu hileyi yapanlar da çok komik, gülünç bir şekilde savunuyorlar kendilerini. Kim işte Özbek bir çalışanım, müşterim getirdi, kıyma çektirdi demiş. Kimisi işte tahtada kaldı, doğrama tahtasından
bıçağa bulaştı gibi bu minvalde açıklamalar var. Vatandaş olarak biz nasıl anlayacağız, nasıl dikkat etmeliyiz, neler yapmalıyız? Merve Hanım, bu soru bize hep soruluyor. Yani bu sahtecilik yapılan, taklit ve tahşiş yapılan gıdaları kolaylıkla nasıl ayırtabiliriz diye. Şimdi eğer bu gıdaları kolaylıkla tüketici ayırabilse zaten bunlar yapıldı. Yani bir sıradan bir tüketicinin, bizlerin tadarak, koklayarak veya bakarak bu gıdaların gerçek mi yoksa taklit bir gıda mı yoksa tahşiş edilmiş, yani orijinalliğinden, gerçekliğinden koparılmış, içerisine daha değersiz gıdalar veya ögeler karıştırılmış bir gıda mı olduğunu anlaması imkansıza yakındır. Bu anca ileri teknolojik cihazlarla laboratuvarlarda test edilebilir. Örneğin zeytinyağı, en kaliteli, en iyi bildiğimiz zeytinyağı natural sızma zeytinyağıdır. Bunun içerisine diyelim ki daha düşük kalitede bir zeytinyağı karıştırılması veya tohum yağları dediğim işte ayçiçek yağı, pamuk yağı gibi yağlar, tabii bunu belli bir miktarda karıştırıyorlar. Yani hissedilmesin tadı ve kokusu diye. Şimdi bunu sizin veya herhangi bir tüketicinin tadarak, koklayarak, görerek anlaması mümkün değil. Burada önemli konu, en önemli sorumluluk Tarım ve Orman Bakanlığı'na düşüyor. Burada etkin ve yeterli sayıda denetimler yaparak bu kötü niyetli kişilere engel olmaları gerekiyor. Tarım Bakanlığı'nda çalışan birçok meslektaşımız, gıda mühendisimiz var. Bunlar canla başla bu denetimleri yapmaya çalışıyorlar, yapıyorlar. Hatta bu denetimler sırasında kimi zaman fiziki ve sözlü şiddetlere uğruyorlar bu firmalar tarafından. Belki bu da tehdit ayrı bile bir ediliyorlar. Konu. Aynen öyle. Yani bu da çok önemli ve üzerinde durulması gereken, yine bakanlığın çözmesi gereken bir konu. Bunu biz her ortamda söylüyoruz. Ancak bu yapılanlara rağmen gerek denetim, gıda kontrol görevlilerinin sayısının yetersiz olması, gerek laboratuvar altyapılarının istenilen gibi olmaması sonucu etkin denetimler ve yeterli sayıda denetim yapılamıyor. Eğer bu denetimler etkin şekilde yapılabilse ve yeterli sayıda yapılabilse, bu karşılaştığımız gıda güvenliğini sıkıntıya sokan, aynı zamanda taklit ve tahşiş konusuna giren gıdaları üreten firmalara göz açtırılmamış olur. Ve halkımız şöyle, yani Tarım Orman Bakanlığı öyle bir sistem oluşturmalı ve yeterince gıda mühendisini istihdam etmeli ki halkımız şunu demeli: ben satış noktasından, bir marketten bir ürün aldığında, gıda maddesi aldığında veya bir restoranta, bir kafeye, bir işte toplu tüketim yerlerine gittiğimde tükettiğim gıdadan en ufak bir kuşkum olmamalı. Bilmeli ki üzerinde Tarım Orman Bakanlığı'nın onay ve kayıt numarası olan, yani etiket bilgileri tam olan bir firmanın kesinlikle gözü arkada kalmayacak şekilde tüketmesi gerekir. Bu da Tarım Bakanlığı'nın yapacağı bir sorumluluktur. Çünkü gıda denetiminde tek yetkili resmi kurum Tarım Orman Bakanlığı'dır. Paketli gıdalarda belki süt ve süt ürünlerinde, sizin de bahsettiğiniz gibi aslında zeytinyağında bu çok fazla yapılıyor. Mesela süt ürünlerine nişasta ve bitkisel yağlar karıştırılıyormuş. Baharatlarda çok fazla yapılıyor bu diyebiliyoruz. İşte boyalar, kimyasal maddeler, renklendiriciler kullanılıyor baharatlarda. Bununla birlikte çayda fazla yapılıyormuş. Belki bunlar bakanlık tarafından denetlense de bu bahsettiğimiz lokantalarda, kasaplardaki denetim nasıl olmalı? Çünkü
Çünkü biz bilemiyoruz ve ayırt edemiyoruz. Mesela sakatatlardan, at etinden, eşek etinden bahsediliyor ve işletmelerden şu anda bu denetimlerin içinde olduğu kendini savunan birkaç işletme hala daha faal, yani faaliyette. Direkt olarak bu işletmelerin kapanması gerekmiyor mu? Bahsettiğimiz bir yönetmelik var Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bekleyen. Burada para cezaları, maddi yaptırımlar var, hapis cezaları var ama işletmelerin direkt olarak aslında kapanması gerekmez mi? Yani bu gıdada hileciliğin önüne geçilmek için. Haklısınız. Gıdada hilenin ve yasa ve yönetmeliklere uygun üretim yapmayan firmaların engellenmesi için maalesef şu an için cezalarımız caydırıcı değil. Firmaların bu şekilde haksız kazançları çok yüksek miktarlar tuttuğu için bu kesilen maddi cezalar bunları caydırıcı olmuyor. Bahsettiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan ve 5.996 sayılı gıda kanununda bazı değişiklikler yapan yasa tasarısında bu tür halk sağlığını tehlikeye atıcı gıda üretimi veya ithalatı yapan firmalara artık hapis cezası getiriliyor. Bu önemli bir konu. Bu kesinlikle caydırıcı olması açısından son derece önemli. Ancak burada taklit ve taşiş konusu söz konusu olan gıdalara üreten firmalara herhangi bir hapis cezası getirilmiyor. Eğer bu da eklenirse kesinlikle caydırıcı bir konu olmuş olur. Bu yasayı o anlamda bizler de destekliyoruz. Yani cezaların, yaptırımların ağırlaştırılması ve caydırıcı olması son derece önemli bir konu. Yine bahsettiğiniz restoran ve marketler diyeyim, yani satış noktalarının da üzerine çok önemli bir sorumluluk düşüyor. Şöyle ki, ülkemizde biliyorsunuz büyük marketler, market zincirleri, yani satış noktaları dediğimiz büyük firmalar da var. Şimdi bu firmaların sattığı ürünlere kendileri çok dikkat etmesi lazım. Bu gıda maddesinin üretildiği yer, üretildiği firma, depolanması, dağıtımı konuları hepsi üzerinde incelikle takip etmeleri gereken bir konu. Yani ucuz diye bir gıda maddesini alıp satmak veya restoranda bundan işte bir ürün köftedir, efendim Adana'dır, lahmacundur üretmek sorumluluğu da onların üzerinde ciddi bir sorumluluk var. Dolayısıyla hem restoran, kafe gibi yerler hem de market zincirlerinin gıda maddelerine alacakları zaman bunların ciddi şekilde kendi iç denetimlerine tabi tutmaları lazım. Ve burada da yine bizim meslektaşlarımıza, gıda mühendislerine burada görev verilmesi lazım ki bu kaynağı başta engelleyip kendi üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirerek kendi tüketicilerine, kendi müşterilerine sağlıklı, yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde tüketilmiş, en ufak şekilde bizim bir kafamızda bir endişe olmayacak şekilde gıdaları bulundurup satmaları gerekir. Evet, peki şunu soralım size son olarak. Şimdi Covid-19 sürecinde sağlıklı beslenme, yediğimiz içtiğimizin içinde ne olduğunu artık hepimiz daha fazla merak ediyoruz bireyler, vatandaşlar olarak. Ve dışarıdan yememeyi de evet hala yiyoruz ama bu karantina sürecinde özellikle artık bireyler evde kendi yemeklerini kendileri yapmaya başladılar. Öğün sayısı arttı, sağlıklı beslenmeye dikkat edildi. Bu süreçte denetimler fazlalaştı mı acaba? Bahsettiğiniz çok önemli. Yani bu COVID, evet, COVID-19 sürecinde tabii ki hepimiz endişeliyiz ve bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak zorundayız. Bunun için de dengeli ve sağlıklı beslenmek zorundayız. Evet. Burada yani özellikle evde uzun süre kalan insanların da buna dikkat etmesi gerekiyor. Dengeli, sağlıklı şekilde gıdaları tüketmemiz gerekiyor. Burada da yani denetimlerin tabii ki bu dönemde daha da arttırılması büyük bir zorunluluk.
Bu konuda da tabii Tarım Bakanlığı'na büyük ödev düşüyor. Çok teşekkür Onların ediyorum size. bu dönem Lütfen devam edin. Sözünüzü kesmeyelim. yani bu dönemde tabii ki bahsettiğiniz gibi gıdalar özellikle bizim yani bağışıklık sistemimizi güçlendirmesi gereken en önemli etken. Dolayısıyla bunların sağlıklı, bizlere yarayışlı, faydalı bir şekilde alabilmemiz için bu tür taklit, taşiş ve insan sağlığını riske atıcı gıdaların kesinlikle üretilmemesi, buna izin verilmemesi gerekiyor ve burada da Tarım Bakanlığı'na çok büyük ödev düşüyor. Çok teşekkür ediyoruz Teşekkür. Yaşar Bey. Bu konuyu en azından sizle birlikte değerlendirebildik. Hazır gündemimizde olan bir konuyken ve bakanlık da bununla ilgili harekete geçmişken ve pandemi sürecinde sağlık, beslenme, gıda ilişkisine ne kadar çok fazla konuştuğumuzda defaatle söyledik. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim. Evet, devam ediyoruz. Talem Cepte uygulamamız, işinizde size yardımcı olmak için tüm özellikleriyle bir yıl boyunca ücretsiz. Uygulamayı telefonunuza indirerek, konumunuzla ilgili hava durumuna, seçtiğiniz il ve ilçedeki hibe ve destek duyuruları gibi pek çok değerli bilgiye erişebilirsiniz. İşinize yarayacak çok daha fazla özelliği keşfetmek için, şimdi Talem Cepte uygulamasını telefonunuza indirin. Besi süt kombine yem katkısı Jumbo Mix. Jumbo Mix'i hem yüksek besi performansı hem de yüksek süt verimli inekleriniz için kullanabileceksiniz. GSH 400 motorlu testere. Güçlü, hafif, kullanışlı. Easy On kolay çalıştırma sistemi sayesinde kullanıcıyı yormadan makinenin çalışmasını sağlar. Kolay yapısı sayesinde rahat bakım, temizlik ve tamir imkanı. 2.3 beygir motor gücüne ve 3891-28.5 diş zincire sahip olan hem hızlı hem hafif GSH 400 motorlu testere üstün İtalyan mühendisliğinin sonucu kesim ve budama işlerinizde vazgeçilmez yardımcınız olacak. Uygun fiyatı, yüksek performansı ve kalitesi sayesinde Oleomag GSH 400 yeni nesil motorlu testere ile verimli çalışmanın ayrıcalığını yaşayın. Ziraat. Daha ünlüsü yok. Daha önce arpa buğday karışımla ekiyorduk. Bu kadar randıman almıyorduk. Üçlü karışımdan acayip şekilde randıman aldık. Bütün ekecek malı olan büyükbaş küçükbaş olan çiftçilerimizin, vatandaşların bu üçlü karışım